HDP'li 9 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekelerinin meclise sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildiği gün Yargıtay'da HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki terör suçu kararını onadı. Ancak bir Yargıtay üyesi o karara şerh düştü. Yargılamada suçun kapsamı da hatalı dedi. Alçaklıkta demiyorum. Çukurlukta sınır tanımayan bu terör örgütü yardakçılarına asıl bu millet sizden önce şehidimizin hesabını soracak. Çok açık ve net olarak söylüyorum ki bizim PKK ile herhangi bir ilişkimiz bir irtibatımız yoktur. Bu söz konusu da olamaz. Garada 16 şehit verilmesi sonrasında iktidar hedefindeki HDP suçlamalara yanıt verirken eş başkan Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 9 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekelerinin bakanlığa gönderildiği gün Yargıtay'da HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki 2 yıl 6 aylık hapis cezasını onadı. Ancak bir yargıta üyesi karara şerh düştü. Yargılama da suçun kapsamı da hatalı diyerek. Ceza T24'teki halen yayında olan bir haberi paylaşmadan verildi. T24'e açılan dava yok. Haber hala yayında. Tamamen siyasi bir karardır. T24 haber sesinin bir haberini sosyal medya hesabından paylaşmasıyla terör propagandası suçundan yargılandı Gergerlioğlu. 2016 yılında 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ardından milletvekili seçildi. Ancak yargılama durmadı. Yargıtay Milletvekili hakkındaki cezayı onadı. Anayasaya ve kanuna aykırı bir şekilde dokunulmazlığı bulunan bir milletvekilinin yargılanmasına devam edilmiş olması ve hakkında cezaya hükmedilmesi siyasi faaliyette bulunma, seçme ve seçilme evrensel haklarına ve Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası demokratik sözleşmelere açıkça aykırıdır. Yargıtay HDP'li vekil hakkındaki kararı oy çokluğuyla aldı. Bir yargıtay üyesi Gergerlioğlu hakkındaki yargılamanın milletvekili seçilmesinin ardından durdurulması gerektiğini haberi yapan internet sitesi hakkında bir hukuki süreç bulunmadığını ve milletvekili hakkındaki suç kapsamının da yanlış olduğunu yazdık karşı oy yazısına. Gergerlioğlu sadece bir haber linkini paylaştığı için cezalandırılmaktadır. Bu karar siyasi bir karardır. PKK ile arasına mesafe koyamadığı için bizim nezdimizde hiçbir zaman gerçek bir siyasi kurum haline gelemeyen bir parti var. Yargıtay kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne okunursa Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşecek. HDP'li vekil Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali başvurusunda bulunacak. Süreç CHP'li Enis Berberoğlu'nunkiyle aynı. Yargıtay Berberoğlu hakkında da kararı onamış, o karar mecliste okunmuş ve Berberoğlu'nun vekilliği düşmüştü. Anayasa Mahkemesi ise iki kez hak ihlali kararı verdi, Berberoğlu yeniden vekillik kazandı.